Arkadaşlar hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 26 Kasım'da bu ekranlarda sizlerle Dünya Şampiyonluk maçını beraber yaşamış olacağız. Ve o zamana gelene kadar tabii ki birazcık da hazırlıklardan bahsetmek istiyorum. Hazırlıklar Magnus Carlsen için İspanya'da tamamlanmış durumda. Ve sonrasında ülkesine döndüğünde Carlsen bayağı bir internet satrancı oynadı. Hatta geçtiğimiz gün 88 tane bulut karşılaşması oynamış akşam. Ve ben de o karşılaşmaları sizler için inceledim. Ve en güzelini sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada aslında birazcık da oyun sonuyla ilgili bir şeyler var. Çünkü biliyorsunuz Magnus Carlsen oyun sonunda internette oynadığı bir karşılaşmada o benim gelmiş geçmiş en iyi oyun sonu oyuncusu olduğumu bilmiyor mu demişti. Ve aynı varyanta giriyorlar bakalım burada. Bunu ispatlayabilmiş mi Carlsen? Beyazlarda Nico Theo, Yunan oyuncu ve siyahlarda Magnus Carlsen'i görüyoruz. Oyun E4 ile başladı. E4'ün ardından D5 oynanıyor. İskandinav açılışı E çarpı D5, vezir çarpı D5 ve at F3'ten sonra fil G4 oynandı. Şimdi at C3 ile birlikte vezire artık nereye gideceksin sorusu soruluyor. Ve vezir normalde olmaması gereken bir yerde E6'ya gidiyor ve şah çekmiş oluyor. Normalde burada beyazlar fil E2 oynayıp rok atsa aslında çok güzel bir şekilde tempo önde kalmış olacaklar. Hatta birçok tempo önde kalmış olacaklar ama burada beyazlar vezir E2 hamlesini oynuyorlar. Ve vezir E2'den sonra aynı bu açılışta siyahlarda Magnus Carlsen işte o sözleri söylemişti. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. O benim gelmiş geçmiş en iyi oyun sonu oyuncusu olduğumu bilmiyor mu? Belki burada da içinden geçirmiş olabilir ama yayında değildi, o yüzden bilemiyoruz. Ve vezirleri kesmeye karar veriyor beyazlar. Ve bir noktada aslında oyun ortası, oyun sonunu vezirsiz oynayacaklar. Vezir çarpı E2, fil çarpı E2 ve at C6 ile artık gelişime devam ediyorlar. At D5, burada C7 isteniyor. Aynı zamanda artık C3 ve devamında D4 oynanılabilir durumda kalıyor. Öncelikle uzun rok tabii ki C7'yi savunmak adına. At E3'e döndü, ver G4'ü diyor. Ve fil H5'e gittikten sonra da o tempoyu buldu artık. Tabii ki bu atın B4 veya D4'e bir şekilde gelmesini istemiyorsunuz. O yüzden hemen C3 oynamanız gerekiyor. C3'ten sonra da tabii ki beyazların planları D4 oynamak ve bu fili bir şekilde dışarı çıkarmak olacak. At F6 oynandı. D4 ve E6'dan sonra herhalde bu fil de artık D6'ya gelmiş olacak. Ya D6'ya ya E7'ye başka da bir fırsatı yok gibi gözüküyor. Kısa rok atıldı. Fil D6 ama dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü olursa at C4'e giderse buradaki fili hemen verecek misiniz? Önce kale E1 oynandı. Kale E1'den sonra kale H E8 ve şimdi burada at C4 oynanıyor ama siyahlar çok da durumu önemsemiyorlar. Burada at D5 oynuyorlar. Fil G5, F6 ve artık tüm piyonlarını belki de siyaha dizecekler burada ileride E5 oynadıktan sonra. O yüzden bu fili kaybetmenin çok da bir önemi kalmadı. Tabii ki oyun sonunda çift fille mücadele eden beyazlar birazcık daha avantajlı ama dikkat ederseniz siyahların da atları güzel karelere gelebilecek durumda, özellikle at F4'e zıplayabilirse. At çarpı D6 şah, C çarpı D6 ve fil H4'e gittikten sonra öncelikle at F4 oynanıyor. Ve doğru bir konumda at E2 alırsanız ters renkli fille belki oyunu beraber yapacaksınız siyahlarda ama bakalım kimin buna niyeti var? Öncelikle beyazın böyle bir niyeti yok. Filde bir tabii ki çift filiniz varsa burada kaçınmaya çalışıyorsunuz. E5 oynandı. Dediğimiz gibi planımız zaten belliydi. Siyah karelere taşları dizdik ve buradaki filimiz daha güzel kaldı. Ama beyazlar belki de istemeyeceği bir şeyi yapmış oluyor burada. D çarpı E5 almış oluyor. D çarpı E5'ten sonra D çarpı E5 ve artık kalenin hattı açılmış durumda ve filinizi siz buradan çekmelisiniz ki ancak buraya kaleyi getirebilirsiniz ve karşısında durabilirsiniz o kalenin. Ve burada öncelikle at D3'ten çok çekiniyor tabii ki. Belki fil C2 ile ya da fil E2 ile burası engellenebilirdi ama buradaki baskı belki de beyazları burada kale F1 oynamaya itti ki zaten görüyorsunuz eğer böyle bir konumda kale F1 oynanıyorsa yani Stockfish'e bakmadan bile siyahların iyi bir konumda olduğunu anlayabiliyoruz aslında. At D3'e gitti. B2 isteniyor. Kale B1 ile orası tutuldu. Belki burada mantıklı olarak E4
Çok güzel gözüküyor E4'ten sonra at ancak belki de D4'e gelecek ve burada piyon kazanmış olacak. Ama Karsen bunu oynamak istemiyor. Fil G6 oynuyor. Fil C2'ye gitti. At F4 ve filler kesildikten sonra şimdi kale B1'e karşılık burada G5 oynandı. G5'ten sonra filin gidebilecek hiçbir karesi kalmadı artık. G3'e dönmek zorunda. Fil G3'e döndükten sonra tabii ki buradaki atı o fille değişmek istemiyorsunuz henüz. Ve at e2 oynuyorsunuz. At e2 şah. Şah h1'e gitti. Ve g4'ten sonra bir soru daha soruyor burada siyahlar. Ve diyor ki o atı nereye gideceksin? Ve atın çok da güzel kareleri yok. At h4'e gidiyor. Ve h4'e gittikten sonra dikkat edin. Atın gidebilecek burada geriye dönüş bir hamlesi kalmadı. Ancak g6'ya ya da f5'e gidecek ama bunu engellemek istiyor siyahlar. At e7 ile engelliyorlar. g6 ve f5'i tuttunuz. Ve G5 ile birlikte artık oyunu kazanacak hamleyi yapacaksınız. O atı kazanacaksınız en azından. F3 oynandı ama artık çok geç. At G3 şah. Şimdi HG3 ve kale D1'in ardından burada beyazlar birazcık düşünüyor ve oyunu terk ediyor. Neden? Çünkü buna kale çarpı D1 ile cevap vermek zorundasınız. Ve ona karşılık G5 oynanacak ve bu atın gidebilecek hiçbir karesi yok. Ve o atı kaybettikten sonra bu kadar piyon varken at önde tabii ki siyahlar bu oyunu kazanacaklar. O yüzden tabii ki kale çarpı D1'den sonra ancak farkına varıyor büyük usta beyazlar da ve oyunu terk ediyor. Evet, bir kez daha aslında Magnus Carlsen'in oyun sonunda, daha doğrusu oyun ortası ve oyun sonunda ne kadar başarılı olduğunu gördük. Özellikle vezirler kesildikten sonra bakalım Nepo karşısında ne kadar böyle vezirlerin kesildiği oyun göreceğiz. Hep birlikte merakla bekliyoruz tabii ki. 10 gün kaldı artık. Ya 10-12 gün kaldı ve gerçekten ben çok heyecanlıyım. Sizler de umarım bizlerle beraber heyecanınızı paylaşırsınız. Bu kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın ki mutlaka o gün görüşmüş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.